Merhabalar. Bu videoda bu anaarı değiştirmeyi nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Bu kovan anaarısını kaybetmişti. Kendine yeni bir anaarı yaptı. Fakat bu anaarıyı arılar beğenmedi. Sürekli anaarı yenileme memesi yapıyorlar. Ben de dışarıdan bir tane hazır ana aldım. Yumurtlayan. Onunla bunu değiştireceğim eskiyle yeniyi. Bu yöntemi de internetten öğrendim. Geçen sene de denedim. Yani muvaffak oldum, başarılı. Ama bu mevsimde denedim hep. Ağustos'un 31'ü bugün. Yani geçen sene de Eylül ayında denedim. Oluyor. Şimdi onu nasıl yaptığımı göstereyim size. İlk önce kovanın mevcut anaarısını değiştirmek istediğiniz anaarıyı alıp tek başına kafese koyuyorsunuz. Daha sonra da yeni aldığınız anaarıyı yine tek başına refakatçılarını uçurarak tek başına yanına bırakıyorsunuz. Ben 3 gece bırakıyorum böyle yan yana bunları. Bunların anaarı kokuları birbirine karışıyor, harmanlanıyor. İçerideki arıların da herhalde kafası karışıyor. Yani kokuları birbiriyle karıştırıyor artık. Hangisi bizim anaarımızdı diye karıştırıyorlar ya da yeni anaarıya da alışıyorlar. Onu da besliyorlar. Ondan sonra kabul edilmesi kolay oluyor. Aynen bu şekilde ikisini yan yana koyuyorum, bırakıyorum. Bu kovanda meme temizliği ben yaptım 3 gün çünkü durdu bu şekilde anaarılar kafeste. Meme yapmışlardı, yapmamış da olabilir. Veya bu anaarıyı kafese aldıktan sonra bu kuluçkalıktaki çerçevelerin yerlerini hiç değiştirmemek gerekiyor. Bir çerçeve atladığınız zaman hemen ona meme dikiyorlar zaten. Bu eski anaarı. Bana göre hiçbir problemi yok. Ama arılar tarafından beğenilmedi. 3 akşam bunlar bu şekilde yan yana durdular. Şimdi bu anaarıyı da kendim boyamıştım zaten sarı renkte. Bu dışarıdan aldığım hazır anaarı. Bu kırmızı boyalı. 3 akşam bunlar yan yana durdular. Şimdi ben bunun kek bölümünü açacağım. Ve içine bırakacağım. Evet. Kek kısmını açtım. Bunu da açamadım. Bu kadar açılıyor. Bunu bu şekilde tam ya kafesten çıkınca yavru atmaya müsait olduğu iki çerçevenin arasına bırakacağım kuluçkalı olan. Bu anaarı değiştirme işi beni en çok strese sokan iştir bu arıcılıkta. Bir de şey, hırçın arılar. Bu ikisinden çok çektim. Her zaman beni strese sokar bu iş. Böyle ortaya bırakıyorum. Onlar kendileri kek kısmını yedikten sonra arıyı çıkaracaklar ve inşallah kabul edecekler. Şimdi bugün cuma. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı. 5. gün ben bu kovanı açıp bakacağım. İsterse bu arıyı öldürsünler. Ama kalkıp da yarın öbür gün açıp merak edip açıp bakmayacağım. Hatta bunun yanından bile geçecek değilim. Çünkü bu arıyı açtıktan sonra gördüğünüz manzara sizi heyecanlandırıyor. Mesela arı bazen yumak olmuş oluyor anaarının üzerine. Siz onu kurtarmak isterken anaarıya zarar vermemeye çalışıyorsunuz. Arı o sırada daha çok strese giriyor. Hepten onu düşman belleyip öldürüyor. Daha çok saldırganlaşıyor. Yani o manzarayı hiç görmeyeyim de zaten büyük ihtimalle kabul ederler bunu. Daha iyi yani hiç o manzarayı görmemek. O zaman salı günü tekrar bakacağız buna.